Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 3'te çoğu insanın bilmediği ve daha önce yapmadığı görevleri göstereceğim. GTA 3'te biliyorsunuz ana hikaye şuraya git buraya git diyor ve biz de onları gerçekleştiriyoruz. Hatta o git dediği yerlerden bile yapmamıza gerek olmayan bazı görevler var. Bugün GTA 3'te hiç yapmadığınız görevlerle karşınızdayım. Şimdiden videoya beğeni atarsanız, yorum atarsanız sevinirim. Eğer daha sonra beğenmezseniz kaldırabilirsiniz. Joey'nin mekanının yanındayım. Joey biliyorsunuz oyunda önemli bir yere sahip. Hatta GTA San Andreas'ın ana karakteri CJ de zamanında abisinden kaçıp buraya geliyor. Biliyorsunuz küçük kardeş öldürüldükten sonra Liberty City'ye geliyor. Ve burada Joey'nin mekanında çalışıp beraber araba hırsızlığı, tape kapkaççılığı falan bir şeyler yapıyorlar. Yine GTA San Andreas CJ hikayelerinde bahsetmiştim. Şimdi şurada bir telefon çaldı. Fark ettiniz. Saat akşam 6'da çaldı. Ama saat 7 oldu, gitti. Şimdi hemen aynı save'ime geri dönüyorum. Saat akşam 6 ile 7 arası. Hemen arabamı alacağım. Aynı yere gideceğim. Saat akşam 6 ile 7 arasında eğer o telefon kulübesine giderseniz size çok farklı bir görev açıyor. Oyunda kesinlikle yapmanıza gerek yok. Ama eğer %100 bitirmeniz gerekiyorsa yapmak zorundasınız. Bu arada tekrardan söyleyeyim, ben GTA bilgi videolarına yeniden başladım. GTA 3 ile alakalı videolar yapıyorum bu ara. GTA 3 bittikten sonra GTA Vice ile alakalı yapmadığım videoları yapacağım. Bu süreçte bu içeriklerimi beğeniyorsanız beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Yukarıda da zaten yeni arayüzde bütün Discord grupları, Instagramlar, Twitch'ler, katılanlar, aboneler hepsi ekranda gözüküyor. Oralardan da takip edebilirsiniz. Yayınlara da gelip bana destek olabilirsiniz. İzlemek isterseniz keyifli zaman geçirebilirsiniz. Şimdi Joey'nin mekanına tekrardan geldim ve yandaki telefon kulübesinin şimdi yanındayım. Bakın telefon çalmaya başladı. Pek silahım yok ama silaha gerek olur mu bilmiyorum. The Crook görevin adı. Normalde benim oyunum Türkçe ama adamlar ana hikayeyle alakalı olmadığı için çevirmemişler. Para problemleri varmış. Banka müdürümle daha sonra buluşurum. Arabamı al, onu bana geri getir diyor. Bu mekana geri getir diyor. Ona şeyleri varmış, sürprizi varmış. Leech dediği şey galiba sülük gibi bir şey. Onu sülüklerime emdireceğim gibi bir şey söyledi. Ve şimdi banka menajerini sanırım, banka müdürünü yani, getirmemi istedi. Birilerini herhalde kızdırmış bu adam. Biz de gidip o elemanı buraya getireceğiz. Ama banka menajeri hemen bizim arabamıza binecek mi? Silahla mı tehdit edeceğiz yoksa hani birilerini vurup onu kaçıracak mıyız bilmiyorum. Bayağı yakınmış. Hemen menajeri gidelim alalım. Silahım falan var. Eğer bir sıkıntı olursa gerekeni yaparım. Adam beni bekliyor direkt. Ve arabaya direkt binecek. Tamam. Bay Chonks mu seni gönderdi? Hadi gidelim bir onu ziyaret edelim diyor. Banka müdürü olacaklardan biraz habersiz. Sanırım ölüme gidiyor ve bunu fark etmiyor. Mekanın adı da Beach'in Duck Food'muş. Duck Food dediği şey sosisli gibi oluyor da tabi Beach kelimesinin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Banka müdürü içeriye gidiyor bakalım. Ben arabadan inmiyorum. Sesi de açayım, bir şey olursa duyabileyim. Şu an ses bende sonda, siz de duyabilirsiniz umarım. Kapıyı açtı, içeriye girdi. Ellerini benim üzerimden çektiler ve plik diye bir ses çıktı ve indi. Kanıtlardan kurtul diyor, aracı git diyor, götür, mahvet, bir yere at gibi bir şey söyledi. Ya patlatacağız bomba falan kullanıp ya da artık bir şekilde mahvedeceğiz. Aklıma gelen şey, bir tane görev vardı hatırlarsanız. Bagajımız açılıyordu ve bagajdan bir tane ceset düşebiliyordu. O cesedi götürüp aracı yok ediyorduk pres makinesinde. Sanki oraya doğru gidiyor gibiyiz. Şehrin o kısmındayız. Biliyorsunuz bu kısımda yine GTA tarihinde çok çok önemli bir yere sahip. Bizim gibi GTA Vice severler için özellikle inanılmaz bir yere sahip. Neden? Burası Harwood. Biliyorsunuz Tommy Vercetti Harwood Butcher olarak anılıyor. Hikayede şöyle işliyor. Tommy çok güçlendiği için Tommy'yi Harwood'a gönderiyor.
çok güçlenmesinden rahatsız çünkü. Onu aradan çıkartmak istiyor. Ve Tommy Vercetti'yi Harwood'a gönderiyor. 15 kişiyi de onu öldürmek üzere gönderiyor. Ama Tommy Vercetti 15'ini de pardon 14 kişi de olabilir artık. Öyle bir şey, onlu bir şey. Tommy hepsini öldürüp burada Liberty'de 15 yıl hapis yatıyor ve daha sonrasında da Vice diye geliyor. Vice'in hikayesi böyle başlıyor. O yüzden bu bölge, hani şu bina diyemem ama Harwood bölgesi GTA tarihi için, Vice tarihi için çok kritik bir yere sahip. Yeniden hatırlatayım. Ben bu bahsettiğim her şeyi daha önce gizem videolarında sizlere bahsettim, anlatmaya çalıştım. Yani o videoları da kaçırmazsanız GTA hikayesine, tarihine tam olarak hakim olabilirsiniz. Şimdi aynı yere tekrar gidiyorum. Ve ikinci göreve geldim. Biliyorsunuz ki akşam 6'da görevlerin geldiğini söylemiştim. Bu yüzden saati geçirmem gerekti. Bahsedeceğim yine. Çok güzel. Anlatacağım bütün hepsini anladıktan sonra. Okey. Tamam. Adam evine hırsız göndermiş. Çünkü sigortaya onları çalındı olarak gösterecekmiş. Ama bu hırsızları tuttuğu yer diyormuş ki bana eğer hani key vermezsen, kat vermezsen, bana ücretimi vermezsen ben bunu söylerim, seni ihbar ederim. O da diyor ki sen buna inanabiliyor musun? Git onları o bölgeden al gel. Yani buraya görüşmeye çağıracağız onları. Yine görüşmeye getireceğiz. Bizimki gene içeride. Herhalde sosisli makinesi gibi, kesme makinesi gibi bir şey var. Belki bizdeki kıyma makinesi gibi söyleyebilirim. Tabii kıyma makinesi çok şey kalıyor böyle. Masum kalıyor ama bir kesme makinesi var ve içeriye aldıklarını onun içine atıp kestiriyor galiba. İki kişiyi alacağız bu sefer. Zaten tipleri görüyorsunuz. Direkt çete elemanları. İki kişiyle beraber uğraşabilecek mi acaba? Onları alacağım, geri götüreceğim. Görevler sanırım full böyle. Farklı bir hikayesi olduğu için çok güzel. Hani adamın yaşadıkları böyle, kendi evine birilerini gönderiyor, hırsız gönderiyor vesaire. Enteresan şeyler var. Ama sanırım görevler bu şekilde ilerliyor. En azından ilk iki görev böyleydi. Adamları al bana getir. Ben de onların işini bitireyim. Orada ilk görevde kaç para verdiğine bakmadım. İçerideki adamların olacağını düşündüğüm için. Bakalım kaç para veriyor görevler. GTA 3'te biliyorsunuz görevler inanılmaz fazla para veriyor. Ama bir görevde mesela sniper alıyorsun, 500 bin dolar falan gidiyor. Çok pahalı her şey. Yine cürk sesleri geldi. Ve bitti. Aracı git spreye götür. Kanıt kalmasın diyor. Bu sefer parçalamayacağız. Spreyi de görüntüsünü değiştireceğiz. İlk araç biraz daha eskiydi. Herhalde o yüzden onu gözden çıkardı. Ama yeni aracı parçalatmak istemedi. Resetleyeceğiz ve daha sonrasında buraya geri getireceğiz. Bakalım o süreçte önemli bir şey olursa ben yine videoya devam ederim. Ve üçüncü göreve geldim. İkinci görevin sonunda sadece 3000 dolar verdi. Ekstra bir şey olmadı ve saat 6'dan önce telefon geldi. Demek ki illaki 6 olmak zorunda değil. Görevin adı eş, karı. Tamam. Karısının sigortası varmış. Ve asla ona para vermezmiş. Arabayı bırakmış. Ve karısını al. Yani karımı al buraya getir diyor. Karısını da parçalayacak demek ki. Tabii ki her şeyi %100 çeviremiyorum. İngilizcem iyi ama önemli olan ne kadar anlayabildiğiniz. Hikayeyi anladık mı? Karısını almamız gerekiyor mu? Karısı arası bozuk mu? Bozuk. Yani böyle oyunlarda o yüzden oynarken bir oyunun İngilizce olmasından dolayı korkmayın. Tabii ki her oyunun Türkçe yaması olsa çok güzel olur. Ama yok. O yüzden de yani anlatmak istediğimi anlayın. Bazı kelimeleri biliyorsan, orada insurance'ı biliyorsan, sigorta olduğunu biliyorsan ve karısıyla arasının bozuk olduğunu anlıyorsan demek ki olay bitti. Aradaki 5 tane daha kelimeyi anlamana gerek yok. Lafı da çok fazla uzatmayayım. Hemen gidelim, karısını alalım ve geri getirelim. Her birini getirdikten sonra da diyor ki kanıtı git yok et. O yüzden şu an bunu alacağız. Bu arada tam tenisçi gibi giyinmiş kadın. GTA'larda böyle bir tavır var diyeyim. Yanlış kelime kullanmayayım. Nedense kadınlar, eşler hep böyle tenis, tenisçi, tenis kıyafetiyle ve hep iyi değiller yani. Ben çok iyi olan bir kadın GTA tarihinde
görmemiş olabilirim. Bilenler yorumlara yazsın. Bir GTA Vice Stories'te kötü bir adam vardı, hatırlayanlar vardır. Victor'un takıldığı, sevgili olduğu bir kız vardı, çocuğu vardı. O kız biraz iyiydi. Ama onun da kötülükleri vardı yani, onun da sıkıntıları vardı. Lens'le falan takılmaya başlamıştı. Yine Vice Stories videolarımda hemen reklam şansını buldum. Vice Stories videolarımı da izlemeyi unutmayın. Bütün seri var kanalda. Evet, karıyı da parçalayacak muhtemelen. Bakalım. Oo, hey honey dedi. Direkt kadını indirdi. Belki de kadın kötü olmayabilir. Ben bunu gördükten sonra o şekilde düşüneceğim. Belki de kadın kötü olmayabilir. Adam belki de çok sıkıntılıdır. Şimdi kanıtları yok et dedi. Yani aracın yok olmasını istiyor. Şöyle şuradan suya atsak aracı. Ne olabilir? Ve aracı suya attım. 2000 dolarımı kaptım. Şimdi hemen gideceğim, ben bakacağım görev veriyor mu? Vermiyorsa yeniden saat akşam 6 yapıp geleceğim. Tekrardan mekana geldim. Böyle kaç tane daha görev devam edecek bilmiyorum. Her Lover diye bir görev geliyor. Başım belada. Oo. İntikam arıyormuş. Tamam. Tamam, süper. Bir tane karısının aşığı varmış. Yani karısını biz getirirken buraya bir adam görmüş ve ona bir şeyler borçlu olmaktan bahsetti ve dedi ki buradaki mekanın yeni bir tada ihtiyacı var. Yeni bir una ihtiyacı var diyor. Ve diyor ki yani git karımın aşığını getir. Ben burada karımın aşığını parçalayayım, geberteyim. Karı gitti, karının aşığı gitti. Hırsızlar gitti, banka menajeri gitti. En sonunda umarım bizi gebertmeye çalışmaz. Sanırım hikayenin sonu böyle olacak. Hani bizi gebertmeye çalışacak, biz de onu geberteceğiz. Görevler falan bitecek gibi geliyor bana. Getirelim bakalım karısının aşığını. Ve sonrasında bakalım yeni görev var mı? Varsa neyle alakalı? Bunu görelim. Bununla da herhalde ekstra bir şey yaşanmayacak. Direkt elemana indirecek. Bu eleman da tam şeyci, taraftan. Biliyorsunuz GTA 3'te Amerikan futbolu sahaları var. Beyzbol ya da Amerikan futboluydu. Gerçi ikisi de aynı sahada oynanıyor. Sadece duruma göre çizgiler değiştiriliyor bildiğim kadarıyla. Yanlışım varsa yeni yorumlarda düzeltilsin. Ben spor meraklısı bir insanım ama Amerikan futboluna ve beyzbola hiç merak saramıyorum. Buz hokeyi bak çok güzel bir spor. Eğlenceli izlemesi ama Amerikan futbolu ve beyzbol bana aynı keyfi vermiyor. Belki kültür olarak çok yabancı olduğumuz içindir, bilmiyorum. Bu sefer biraz daha adam da dışarıda. Bakalım ne olacak. Elemanımız, görevi aldığımız elemanı ilk kez görmüş oluyoruz böylece. Bakalım ne konuşacaklar. Paranı getirmek için daha fazla zamana ihtiyacım var diyor. Ama ofisime gelirsen şansım vardı ama işi ben devralıyorum diyor. O! Bana da sıkar mı? Dur bakayım, bana da sıkacak mı? Adam geldi, direkt kafasına sıktı diğer adamın. Yok, benle uğraşmıyor. Böylece o zaman görev serimiz bitmiş oldu. Yine ofise adamı sokmaya çalıştık. Ama sokamadık. Çünkü adam direkt bizim elemanın kafasına sıktı. Bize özel bir şey yapmıyor. Bari elemanımızı indirdi. Biz onu indirelim. Böylece buradaki görev serisi bitmiş oluyor arkadaşlar. Ben gene saat 6'ya gelip çekleyeceğim, yani bir kontrol edeceğim. Ama görev yoksa videoyu daha fazla uzatmam. Enteresan bir görev serisiydi. Farklı böyle muhabbetler, sohbetler yaşandı. O yüzden güzel. Daha önce de GTA 3'te hiç bu görevleri yapmayanlar, görmeyenler için farklı bir video olmuştur diye düşünüyorum. Yine biz videolarımıza devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.